Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 8. sınıf 4. ünite konularından çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerinden laiklik, devletçilik ve inkılapçılık konularını öğreneceğiz. Hazırsak dersimize geçebiliriz. Laiklik, devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Aslında laiklik ilkesinin en önemli kelimeleri de akıl ve bilim. Yani Mustafa Kemal akla ve bilime uygun olan her şeyi kabul etmiş. Akla ve bilime uygun olmayan hiçbir şeyi kabul etmemiştir. Burada devlet düzeninin ve hukuk kurallarının akla ve bilime dayandırılmasını istiyor. Demek ki laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıymış din işleriyle devlet işlerinin ayrı olması ve herkesin dini inancını serbestçe yaşayabilmesini amaçlamıştır. Yani insanların dini ibadetlerini rahat bir şekilde yapabileceği özgür bir ortam hazırlanıyor burada. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Herkes istediği dine inanabilir. O dinin gerekleri neyse gidip o ibadetlerini yapabilirler. Hangi dinden olursa olsun. Laiklik ilkesinin özelliklerine bakıyoruz şimdi devlet işlerinde hukuk kuralları geçerlidir. Yani devlet işlerinde din kuralları değil de hukuk kuralları geçerli. Devlet dini inançlar konusunda tarafsızdır. Yani herkese tarafsız. Yani hangi ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister putperest olsun, ister Müslüman fark etmiyor. Devlet dini inançlar konusunda tarafsızdır. Yani kimsenin dinine karışmıyor. Devlet din ve vicdan hürriyet sağlar. Evet devlet din ve vicdan hürriyet sağlar. Laiklik ilkesinin diğer bir özelliği de budur. Herkes dini inançlarını serbestçe yerine getirir. Serbestçe devlet karışmaz. İsteyen istediği şekilde ibadetlerini yapabilir. Kimse dini inançlarından dolayı kanamaz. Aklı ve bilimi ön planda tutar. Zaten laiklik ilkesinin en önemli anahtar kelimesi bu olacak. Yapılan bütün işler aklın ve bilimin rehberliğinde yapılacak. Ya yani Mustafa Kemal bir sözde ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit yani yol gösterici benim rehberim, akıl ve bilimdir diyecek. İşte layıklık ilkesinin anahtar kelimesi de akıl ve bilim olacak. Layıklığın anahtar kelimine bakıyoruz. Din ve devlet işleri, evet din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak. Din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak. İnanç özgürlüğü, ibadetlerin özgürlüğü, dini kurallar, din ve mezhepler, akıl ve mantık bunlar da laiklik ilkesinin anahtar kelimeler. Laiklik ilkesine göre yapılan inkılaplara bakıyoruz şimdi. Yani laik devlet düzenine geçişin aşamalarına bakacağız. Yani laik devlet düzenine geçişin ilk aşaması saltanatın kaldırılması olacak. İkincisi halifeliğin kaldırılması olacak. Yönetimde dini kurumlar kalkmıştır. Tekke zaviyelerin kapatılması. Halkın din duygularının sömürülmesi önlenmiştir. Kılık kıyafet kanunu Dini kıyafetlere sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Medeni kanunun kabulüyle Osmanlı Devleti'nin kullanmış olduğu mecelleden İsviçre Medeni Kanunu'na geçtiğimiz için hukuk kurallarını dini kuralların etkisinden kurtarmış oluyoruz. Tevhid Tesisat Kanunu akıl ve bilime göre eğitim ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır. Anayasadan devletin dini İslam'dır maddesinin kalkması 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılacak. Bu da devletin dine karşı tarafsızlığını gösterecek. Şimdi yine çözdüğümüz sorularla konumuzu pekiştirelim. 1. Yukarıda verilen anlayış aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır? Laiklikte kimsenin inancına karışılmaz. Kimse inanmaya veya inanmamaya zorlanamaz. İsteyen dilediği dine inanır. ibadet eder. İnancını açıklamakta veya açıklamamakta hürdür. Laik anlayışta inançlara ve dine büyük saygı ve serbestiyetlik vardır. A. Din her insan için bir gerekliliktir. B. Herkes din, inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. C. Herkes ibadetlerini düzenli olarak yapmak zorundadır. D. Dini inançları yerine getirilmesi devletin görevi olmalıdır. Yukarıdaki paragrafın tamamında dini inançlarda insanların istediği dine inanması, o dinin gereklerini rahat, hür bir şekilde yapması anlatılıyor. Yani B şıkkındaki herkes dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Bir bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından biri değildir? A) Din ve vicdan özgürlüğünü geliştirmek, B) Gelenekçi özellikleri korumak, C) Akıl ve bilimi rehber almak, D) Din istismarını önlemek. Bunlar da A, C ve D şıkları laikliğin amaçlarından bir tanesi. Gelenekçi özellikleri korumak ise laikliğin amaçlarından bir tanesi değildir. Devlet yönetiminde akıl ve bilimin esas alınması hem devlet hem de hukuk kurallarında akıl ve bilimin esas alınması laiklik ilkesinin gereğidir. Doğru mu? Evet doğrudur. Atatürk'ün diğer bir ilkesi devletçilik. Devletçilik ekonomik, ekonominin altını çiziyoruz, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalar devletçilik denir. Devletin ekonomik faaliyetler içinde bulunmasıdır. Devlet ilkesi Türkiye'nin kendi kaynaklarına dayanan güçlü bir ekonomi oluşturulması için amaçlanmıştır. Zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Çünkü özel sektörün ekonomik gücü burada yetersiz kalmıştır. Özel sektör kendisi ekonomik alanda kalkınmayı gerçekleştiremediği için devlet ekonomik alanda birçok yatırım yapmış ve ülkesini kalkındırmaya çalışmıştır. Devletçilik eşittir. Ekonomik alanda devletin müdahale edip birçok alanda yatırım yapıp ülkesini kalkındırması anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum. Burada zorunluluktan dolayı devletçilik uygulanmıştır. Çünkü özel teşebbüsün yani halkın maddi durumu burada yeterli değildir. Halk desteklenmiştir. Bankalar aracılığıyla onlara kredileri verilmiştir. Teşvik-sanayinin kanunuyla teşvik edilmiştir birçok alanda özel teşebbüs yatırım yapmıştır ama yetersiz kaldığı yerlerde devlet devreye girerek ekonomik anlamda yatırımlar yapmıştır. Devlet ilkesi bir de özel girişimciye karşı değildir. Tam tersine onu teşvik edici ve destekleyicidir. Devletçi ilkesinin özelliklerine bakıyoruz şimdi. Bizdeki devletçilik anlayışı siyasi, ekonomik ve sosyal zorunluluktan ortaya çıkmış. Yani mecburiyetten. Yoksa biz müdahale etmek istemiyoruz diyor. Özel teşebbüs kendisi yapsın ama yapamadığı için biz devreye giriyoruz. Devletçilik anlayışı hızlı kalkınmayı gerçekleştirmeye amaçlar. Evet hızlı bir şekilde ülkeyi kalkındırmaya amaçlıyoruz. Birçok alanda fabrikalar, birçok alanda yatırımlar yapılacak. Hem sanayi alanda, hem ticaret alanda, hem tarım alanda, her alanda yatırımlar yaparak ülke ekonomik olarak kalkındırmaya çalıştırılacak. Zaten Mustafa Kemal'in devletçik ilkesine söylediği bir söz var. Siyasi zaferleriniz ve askeri zaferleriniz ne kadar büyük olursa olsun siz bunları ekonomik zaferlerle taşlandırmadığınız sürece yani desteklediğiniz desteklendirmediğiniz sürece sizin siyasi ve askeri zaferleriniz sönük kalır, zaman içerisinde biter diyor. Yani burada ekonominin ne kadar önemli olduğunu, ekonomik anlamda kalkınmanın ne kadar gerekli olduğunu vurgulamış oluyor. Devlet özel sektörün gelişmesi için çalışmalar yapacaktır. Özel sektörün yapamadıklarını devlet yapacaktır. Zaten devletçilik ilkesinin anahtar kelimesi özel sektör yapamıyorsa devlet devreye giriyor. Bu amaçlarla fabrikalar kurulmuştur, halkın yararına yapılması ve ekonomik faaliyetlerin dağılımının eşit olması sağlanmıştır. Şimdi de devletçilik ilkesinin anahtar kelimelerine bakalım. Devletin yatırım yapması, ekonomi, devletin fabrika yapması özel sektörün yetersiz olması, devletin bankalar kurması, kamulaştırma, karma ekonomi. Devletlik ilkesine göre yapılan inkılaplara bakalım şimdi. 5 yıllık kalkınma planlarının yapılması, devlet ekonomiye müdahale etmiştir. 1933 tarihinde ilk defa 5 yıllık kalkınma planı uygulayacağız. 38'e kadar uygulayacağız. Yani burada devlet 5 yıl içerisinde ülkenin her tarafında yatırımlar yaparak ülkeyi kalkındırmaya çalışacak. 1938 yılında ikinci ekonomik kalkınma planını uygulamak isteyeceğiz. Fakat ikinci dünya savaşı çıktığı için bunu uygulayamayacağız. Teşviki sanayi kanunu çıkarılması. Yani burada özel sektör, özel teşebbüs, halk teşvik edilmiş oluyor. Özel sektörün yapması için ortam hazırlanmıştır. İş Bankası, Sümerbank ve Etibank kurulmuştur. Ülke içerisinde kurulan bankaların tamamı halka kredi vermek amacıyla kurulmuştur. Banka kurulması da devletçilikle alakalıdır. Yani İş Bankası, Sümerbank veya Etibank'ın kurulması devletçilikle alakalıdır. Devlet bizzat bankalar kurmuştur. Çeşitli fabrikaların kurulması devlet bu dönemde birçok alanda fabrika kurmuştur. Şeker fabrikasından, kumaş fabrikasına, uçak fabrikasından, demir çelik fabrikasına kadar her alanda kurabildiği bütün fabrikaları kurmaya çalışmıştır. Devlet ekonomik faaliyette bulunmuştur. Yabancı işletmelerin satın alınması devlet ekonomik faaliyette bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları devlet ekonomik faaliyette bulunmuştur yine. MTA'nın kurulması devlet yine burada ekonomik faaliyette bulunmuştur. Çözeceğimiz sorularla konumuzu pekiştirelim. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen bu yeniliklerin Atatürk'ün milliyetçilik, devletçilik ve cumhuriyetçilik ilkeleriyle eşleştirmeye çalışacağız. Birincisi TBM'nin açılması. TBM'nin açılması Atatürk'ün hem cumhuriyetçilik hem de milliyetçi ilkesinin bir sonucudur. Önce cumhuriyetçilik sonra milliyetçilik diyeceğiz. Bakıyoruz C şıkkı olabilir diyoruz. Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Türk Dil Kurumu'nun kurulması direkt milliyetçilik alakalı. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın 1939 tarihinde kurulması. Bu da direkt devletçilikle alakalı. O zaman C şıkkı doğru diyeceğiz. Atatürk'ün bu hedefinin gerçekleştirilmesine aşağıdaki ilkelerden hangisinin benimsenmesi katkı sağlamıştır? Bakalım yukarıda nasıl bir hedefi varmış? Savaş meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi yeterli değildir. Bu zafer ve başarı çok büyüktür. Ancak gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için asıl bundan sonra çalışmak gerekir. Sizin için zafer ve ilerleme sahası ekonomide, ticarettedir. Bunu anlıyorsanız çok çalışmak zorundasınız. Yani burada hep ekonomiden bahsetmiş, kalkınmadan bahsetmiş. Burada devletlikten bahsediyoruz diye şıkkı. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasıyla Türkiye'de birçok fabrika açılmış, sanayi hamlesi yapılmış ve özel sermayenin Türk ekonomisine katkısı sağlanmıştır diyor. Fabrika açılmasından bahsediyor, sanayi hamlesi yapılmıştır diyor. Özel teşebbüste desteklenmişti burada. Bunların hepsi devletçilik ilkesinin bir sonucu. Özellikle 1929 ekonomik buhran ülkemizde devletlik ilkesini zorunlu hale getirmiştir. Evet dünyada yaşanan 1929 tarihindeki ekonomik bunalım bizim ülkemizde çok derinden etkilemiştir. Bu yüzden devlet devletlik ilkesini devreye sokarak ekonomik alanda birçok yatırım yapmak durumunda kalmıştır. Devletçilik demek devletin ekonomik alanda müdahale edip yatırım yapması. Zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Doğrudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün son ilkesi yani prensibi inkılapçılık, her alanda yenilik. Çağın gerisinde kalmış olan kurum ve kuruluşların yerine çağdaşlaşmayı sağlayacak değişiklikler yapılmasına ve ilerleme amacıyla yapılan her şeye biz inkılapçılık diyeceğiz. Eskiye ne varsa değiştirip yerine yenisini koyacağız. Çağın gerisinde kalmış, çağa uygun olmayan ne varsa çağa uygun olan yani çağdaşını getirmeye çalışacağız. Biz buna inkılapçılık diyeceğiz. İnkılapçılıkta ilerleme sağlamak için yapılan yenileşme ve modernleşme çalışmaları vardır. İnkılapçılık ilkesinin özelliklerine bakıyoruz. 1. Ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmaya amaçlar. Mustafa Kemal'in zaten en büyük hedef ve amaçlarından bir tanesidir. Biz çağın gerisinde kaldık. Birçok kurum ve kuruluşla Osmanlı Devleti çağın gerisinde kalmıştır. Artık çağı yakalamak zorundadır. Bu yüzden ülkeyi çağdaşlaştırmak ve uygarlaştırmak istiyoruz. Akıl ve bilimin öncülüğünde yenileşmeyi hedefliyoruz. Mustafa Kemal yaptığı her şeyi aklın ve bilimin rehberliğinde ve süzgecinden geçirerek yapmıştır. Akla ve bilime uygunsa yapılıyor yoksa yapılmıyor. İnkılapçılık sürekli değişimi ve gelişimi ister. Yani statik değildir, sabit değildir. Sürekli değişimi, bir dinamizmi, sürekli bir hareketliliği. Yani siz bir şey yaptınız, bundan 20 yıl sonra o sizin ihtiyacınıza cevap vermiyorsa, çağın gerisinde kalmışsa onu yerine yenisini koyacaksınız. Atatürkçü düşünce sistemini dinamik bir yapı kazandırmıştır. Dinamik yani sürekli kendisini yenileyen bir yapı kazandırmıştır. Türk toplumunun sürekli yenilenmesini sağlamıştır. Evet Türk toplumunun sürekli yenilenmesini sağlıyor. Yani çağa uygun hareket etmesini sağlıyor yapılan yeniliklerin Türk kültürüne uygun olması gerekmektedir. Yani burada da biz genellikle Avrupa'ya örnek alıyoruz. Avrupa'dan birçok inkılabı alıp yapıyoruz. Ama yaptığımız bu inkılapları Türk kültürüne uyarlayarak yapacağız. Bizzat onu taklit etmeyeceğiz. Zaten inkılapçılık taklitçiliğe karşıdır. Ya onun Türk kültürüne uyarlayacağız, onu Türk kültürüne adapte etmeye çalışacağız. Şimdi de inkılapçılığın anahtar kelimelerine geldik. Bir, yenilik. Zaten inkılapçılık eşittir yenilik demek. İki, çağdaşlaşma. Çağın gerisinde kaldık, çağ yakalayacağız. Çağdaşlaşma bu anlama geliyor. Osmanlı'daki birçok anda çağın gerisinde kaldı. Çağ yakalamaya, çağdaşlaşma diyoruz. Çağa uygun davranmak. Batırlaşma. Mustafa Kemal zaten inkılapların çoğunluğu Batı'yı önüne kararak yapmıştır. Batırlaşma da bir anahtar kelimedir. İlerleme, sürekli ilerleme, her alanda ilerleme durağan olmama, değişim, dinamik, akıl ve bilim bunlar da anahtar kemerimizi. İnkılapçık ilkesine göre yapılan inkılaplar, şapka inkılabı modern bir görünüş kazanmak için alfabe değişikliği, Avrupa'ya uyum sağlamak, okuma yazmayı kolaylaştırmak için takvim saat ölçüle de değiştik. Yani ölçü birimlerinin çoğunu değiştirdik. Yine Avrupa'ya uyum sağlamak için özellikle ticari ilişkide sıkıntı yaşıyoruz. Hafta sonu tatilini pazar gününe aranması. Batı ile uyum sağlamak için Atatürk'ün bütün inkılaplarını biz inkılap kişisinden alacağız. Evet şimdi sorularımı çözerek konumuzu yine pekiştirmeye çalışalım. Bu durumun sağlanması Atatürk ilkelerinden hangisini işlevlilik kazandırmayı gerekli ve zorunlu hale getirmiştir? Yeniliklere ayak uyduramayan milletlerin hayatında çöküntü başlar. Bu çöküntüyü önlemek için yeniliklere açık olmak gerekir. Toplum çağın gereklerine göre gelişmeli ve yenilenmelidir diyor. O zaman burada yenilenmekten, sürekli kendini tazelemekten, çağa ayak uydurmaktan bahsediliyor. O zaman biz inkılapçılık diyeceğiz. Batıyı örnek alarak batının her şeyini alma inkılapçılığın bir özelliğidir. Biz inkılaplarımızda batıyı örnek aldık ama her şeyi onlardan kopyalayarak, taklit ederek almadık. Biz de ihtiyacımız olan aldık ve aldıklarımızı genellikle Türk kültürüne uyarladık. O zaman bu soruyu yanlış diyoruz. İnkılapçılık sürekli gelişme ve yenileşmeyi ifade eder. Evet, inkılapçılık zaten duranlığı istemiyordu. İnkılapçılık sürekli gelişmeyi ve yenileşmeyi ifade ediyordu. Bu da doğrudur diyecek. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün bütünleyici ilkelerine bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 tane ilkesini destekleyen, onu tamamlayan bazı bütünleyici ilkeler var. Bakalım bunlar neymiş? Yani bunlar aslında anahtar kelimeleri. O ilkeyi tamamlayan şeyler. Milli egemenlik, milli egemenlik der demez kesinlikle cumhuriyetçilik diyeceğiz. Çünkü milli egemenlik eşittir, seçim anlamına geliyor. Seçim eşittir, cumhuriyetçiliktir. Milli birlik ve beraberlik, milli birlik ve beraberlik der demez hemen milliyetçilik diyeceğiz. Özgürlük ve bağımsızlık, Yine özgürlük ve bağımsızlık eşittir, milliyetçilik diyeceğiz. Yani bunlar Atatürk'ün altı temel ilkesini destekleyen bütünleyici ilkeler, tamamlayıcı ilkeler olacak. Yurtta barış, dünyada barış. Bu da Atatürk'ün halkçılık ilkesini destekliyor. İnsan ve insanlık sevgisi, eğer insan ve insanlık sevgisi varsa yani insan için bir şeyler yapıyorsanız o zaman halklık diyeceğiz yine. Çünkü sosyal devlet anlayışında devlet halkı için vardı, halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. İnsanını sevmek mecburiyetinde. Akılcılık ve bilimsellik, akılcılık ve bilimsellik hatırlarsak laikliğin anahtar kelimelerinden bir tanesiydi. Çağdaşlık ve batırlaşma, Çağdaşlık yani çağı yakalamak dediğimiz için bunu da inkılapçılık diyeceğiz. Bu yedi tane bütünleyici ilke de Atatürk'ün temel 6 ilkesini tamamlayıp desteklemiş oluyor. Sevgili arkadaşlar, dördüncü ünitemizin birinci konusunun sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.